Seni böyle mutlu görmek ne güzel. O kadar belli oluyor mu? Aynaya baksan sen de anlarsın ki görmemek mümkün değil. Bu da demek oluyor ki hayatında güzel şeyler oluyor. Peki anlatmak ister misin? Geçen sefer gerçek mutlulukların çektiğin acılardan sonra geldiğini söylemiştim ya. Sanırım benim için de mutluluk zamanı yaklaşıyor. Yarın onu göreceğim. Sari'yi. DNA için örnek alınacak. Yani onu almaya bir adım daha yaklaşmış olacağız. O kadın dün gece Sari'yi kaçırmaya çalıştı, biliyor musun? Öyle mi? Peki ne oldu? Demin bahsettiğim şey. Yeteri kadar acı çekmemişim. Ama dün çektim. Kendimi Sari'nin odasına kapattım. Ve Allah'a canımı alması için yalvardım. Neden ölmek istedin? Çünkü Sari gidiyordu. Benim de yaşamak için bir nedenim kalmamıştı. Canan, Sari senin hayatın... Ama gidemediği haberini aldım. Ve bu sabah her şey değişti. Ondan sonra da yapmam gerekenleri yapmaya başladım. Yapman gerekenler? Sari'yi almak için. Ne onlar Canan? Sana söyleyemem. Neden? Çünkü anlamazsın, beni yargılarsın. Sen yaptıklarından emin olmayabilir misin acaba? Hayır, eminim. Şüphelerim var gibi. Hayır, yok. Beni yine yargılamaya başladın Hülya. Ben bir şey demedim. Susuyorsun ama bakışlarını görüyorum. Yanlış yaptığımı düşünüyorsun. Ne olduğunu bilmeden ben nasıl yanlış diyebilirim ki Canan? Acaba sen kendi içinde yaptıklarının yanlış olduğunu düşünüyor olabilir misin? Hayır, düşünmüyorum. Canan, kendi vicdanınla savaşıyorsun şu an. Bunu görebiliyorsun değil mi? Ben sadece Sari'yi almak için savaşıyorum Hülya. Yasa dışı ya da değil. Onu alacağım. Anladın mı? Sari'yi alacağım. Yasa dışı? Bugünlük bu kadar yeter. Senin bana iyi gelmen gerekiyor Hülya. Buraya mutlu gelip sinirli çıkmam değil. Hayır Canan. Benim sana iç sesini duyurmam gerekiyor. Bence bugün duydun. Duydukların hoşuna gitmese de. Sen olması gerekeni yapıyorsun. Mafya olabilir. Ama sana istediğini verecek. Yonca'ya bir şey olmayacak. Sen de istediğini alacaksın. Yonca'ya bir şey olmayacak.